Evet, bültenimiz devam ediyor. Yine bir konuğumuz olacak değerli izleyenler. Hemen konuğuma dönmek istiyorum. Genel cerrahi uzmanı Doktor Atakan Özkan Atlas Üniversitesi öğretim üyesi bizimle birlikte. Atakan Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Cüneyt Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür. Şahsınızda tüm yayın ekibini, aynı zamanda bizi izleyen tüm TV.net izleyicilerini selamlıyorum ve saygılar sunuyorum. Çok sağ olun, çok naziksiniz. Şimdi Atakan Hocam, açıkçası kişisel de bir soru olacak bu. Şimdi 3-4 ay öncesine gidelim. Çin'de Wuhan kentinde bu ortaya çıkıyor. Hatırlayın o gün itibariyle bu insandan insana bulaşmıyor diye bir açıklama gelmişti. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı da dahil olmak üzere Çin'e gittiler. Orada yapılan çalışmaları övdüler vesaire. Ve aradan geçen 4 aylık süreç içerisinde dünyada 2 milyondan fazla vaka bildiğimiz, 130 bine yakın insanın hayatını kaybettiği ve birçok insanın değil tüm dünyanın da tamamen her şeyden negatif anlamda etkilendiği bir süreci yaşıyoruz. Niye böyle oldu? Ne dersiniz? Yani Dünya Sağlık Örgütü ve Çin'de ilk çıktığında virüsün insandan insana bulaşmıyor diye bir açıklama yapılması geldiğimiz nokta itibariyle nasıl değerlendirilmeli? Bunun hesabı sorulmayacak mı sizce? Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Size demin söylediğiniz gibi bir Aralık ayıydı hatırlarsanız, 30 Aralık'tı yanlış hatırlamıyorsam, televizyonda Çin'de işte pnömoni dediğimiz akciğer enfeksiyonu gelen hasta ve bunun devamı gelen enfeksiyonlar görüldü, tanındı, tanımlandı. Aslında koronavirüsü biz ailece bildiğimiz bir virüs ailesi. Artık bunu herkes de bütün bültenlerde öğrendi. Çünkü koronavirüsle yaşadığımız geçmişte enfeksiyonlar var, gördüğümüz enfeksiyonlar var. Basit bir gribal enfeksiyondan tutun da SARS ve MERS enfeksiyonları yaşamıştık, hatırlarsınız siz de. Evet. Tekrar bunu sunmak isterim. Ama bu yeni yaşadığımız, ki zaten de yeni COVID-19, yeni koronavirüs diye tarif ettiğimiz bir enfeksiyon, var olan o koronavirüs şekil değiştirdi. Yapılan incelemelerde içindeki RNA yapısının, dışındaki kabuğun, protein yapısının şekil değiştirdiği ve bulaşıcı özelliğinin de daha çok olduğu test edildi artık. Bu çok net. Ama ilk vakalar çıktığında, bu vakalar tanımlanırken tam o dönemde influenza dediğimizde bir viral bir enfeksiyon hastalığı var. İnfluenza da tam o kış döneminde gördüğümüz, aynı zamanda akciğer enfeksiyonu yapan ve akciğer enfeksiyonu yapmakla birlikte ölüme de sebebiyet veren bir virüs türü. İlk görüldüğünde korona dışındaki virüsler düşünülerekten bu yorumlar yapıldı. Ama biz de yeni tanıdık. Türkiye'de de yeni karşımıza çıktığında, yeni hastaları gördüğümüzde her geçen günde yeni şeyler öğreniyoruz, yeni şeyler görüyoruz. Hı hı. Hatta bilim kurulu da, Sağlık Bakanlığı bilim kurulu da her gün yeni rehber yapıp bunu bize tanıtıyor. Sonuçta şahsi düşüncem tabii ki bu. Hı hı. Dünya Sağlık Örgütü ve o dönemdeki Çin Sağlık Bakanlığı veya sağlık çalışanları belki virüsü tanıyana kadar olan süreçte insanda insana bulaştığı ilk başta akıllarına gelmedi. Ama çok kısa zamanda, hı hı, bunun insandan insana çok kolay bulaşabildiği ve bulaşım yolunun solunum yoluyla olduğu gösterildi. Ve o günden beri de zaten tek konuştuğumuz, tek söylediğimiz, tek etrafımızdaki insanlara, bizi izleyenlere anlattığımız solunum bulaşının çok yüksek riskli olduğu, bu yüzden temas, mesafe ve izolasyona dikkat etmemiz konusunda. Tabii ki geçmiş o dönem Dünya Sağlık Örgütü, Çin yargılanabilir mi? Çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu benim, hı-hı, şahsi kanaatim. Çünkü virüs şekil değiştirdi. Tanınması da bir süreç. Biliyorsunuz laboratuvar ortamında üretilmesi, doku örneklerinin yapılması, bunu tanımlaması da bir süreç. Ama kısa dönemde tanındığını ve tüm dünyaya da bunun anlatıldığını düşünüyorum. Bu şahsi fikir. Evet. Şimdi Atakan Hocam, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları da önemliydi. Özellikle yani kısmen de olsa kontrol altına almaya başladık diye bir açıklaması vardı. Bu önemliydi. Filyasyon, evet, sistemini ve yöntemini başarıyla uyguladıklarını söyledi. Yani virüs diyelim bende çıktı. Kısa süre içerisinde diyelim birkaç gün içerisinde bu tanı bende konulduktan sonra kiminle temastayım, kiminle beraberim vesaire, bu hemen takip ve gözetim altına alınıyor ve bir şekilde izolasyon sağlanıyor. Bundan bahsetti. Bunun nasıl çalıştığını ve vaka sayılarının artışından tutun da vakaların izolasyonu ve hatta diğer ülkelere göre hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısını da yine yapılan mücadele sonrasında rakamları paylaşmıştı. Siz ne dersiniz bu filyasyon sistemi hem
Sağlık Bakanı'nın 1-2 hafta içerisinde pik noktasını göreceğiz dedi. Yani bu salgınla alakalı Türkiye'de 1-2 hafta sonra yani o tepe noktayı göreceğiz ve ondan sonra da herhalde bir gerileme yaşanacak. 11 Mart öncesine nasıl döneceğiz? Dönebilecek miyiz? Dönmeyi temenni ediyorum ve döneceğimizi düşünüyorum. Bir kere pandemi biliyorsunuz sayılarla ifade edilen bir salgın. Pandemide ve bu salgındaki yapmanız gereken şey şu esas başınızın temeli. Bir, mevcut hastaların tespiti. İkincisi, tedavi edilmesi gerekecek hastaların hastanelerdeki pandemi hastaneleri çok geniş bir ağ halinde kuruldu şu anda ülkemizde. Buralarda yatırılarak tedavi edilmesi. Aynı zamanda da hastaneye yatmadan tedavisi gerek olan hastalar da var. 50 yaş altı risk faktörü olmayan hastalar. Bunların da evde izole edilerekten takip edilmesi gerekiyor. Hı hı. Aynı zamanda da COVID pozitif olan yani tespit edilen hastaların temasta bulunduğu yakın kişilerin de taranması ve onların günlük 14 gün boyunca izlenmesi gerekiyor. Şimdi biz baktığınızda test esas olduğunu söyledik ve son 4 günü söyleyeyim size. Test sayısı nereden bakılsın 440 binlere geldi. Çok iyi bir sayıya geldik. Hı hı. Ve 11 Nisan'dan bugüne kadar izlediğinizde baktığınızda tespit edilen COVID pozitif hasta sayısının ortalama 4 bin civarında kaldığını görüyoruz. Evet. Yani tespit edilen hasta sayısında bir artma yok. Bununla yani test sayısı çoğalıyor ama vaka sayısının son bir haftaya baktığımızda aynı rakam. Aynı oldu. Yani 4070, hı hı. 4060 buralarda giden bir sayı var. Aynı zamanda da yoğun bakımlarda tedavi eden hasta sayılarını da izlediğinizde onlarda da bu 4 gün içinde bir artış gözükmüyor. Ve iyileşen hasta sayılarına baktığınızda da yine son bir hafta içinde de yükselme olduğunu görüyorsunuz. Bunun anlamı şu. Biz toplum olarak Sağlık Bakanlığı olarak, hükümet olarak tüm önlemleri almış durumdayız. Herkes evde izolasyonla dikkat ediyor. Pandemi hastanelerinde gerekli tedaviler yapılıyor ve filyasyonlar çok iyi uygulanıyor. Eğer biz ülke olarak bu önlemleri sıkı tutmaya devam edersek, yine evde kalmaya devam edersek, sosyal temasa, mesafe ve izolasyona devam edersek, test sayıları da giderek artacak bu sayının 500 binlere geçeceği ki öyle gözüküyor. Bugünkü sayılar daha açıklanmadı. Eğer bu başarımızı devam ettirirsek sonuçta bu hastalığı yeneceğiz. Güzel günler yakındayız. Yani bu 1-2 haftalık bir pik noktası. Sağlık Bakanı bunu söyledi. Ondan sonraki süreç ne olacak? Yani şimdi, Sayın Bakan'ın dediğine göre biz Mayıs başı itibariyle ne göreceğiz? Haziran'a doğru. Önümüzdeki ayda tabii ki tedbir elden bırakmadan maskeleri takarak, hijyene dikkat ederek, temasa dikkat ederek, mesafeye dikkat ederek bu süreci devam ettireceğiz. Yani pik noktasını gördükten sonra elbette rehavete kapılmayacağız. Onu anlıyoruz ama Mayıs ayının başıyla birlikte bizi ne bekliyor? Nasıl bir süreç bekliyor? Kesinlikle katılıyorum. Önce onu söylemek isterim. Bakın pandemide şu var. İstatistikten bahsettim. Önce hı-hı. pik yapıyorsunuz. Pik yaptıktan sonra bir düşmesi yok. Bir platosu var. Hı-hı. Yani ne demek bu? Her gün belli oranda yine hasta görülecek. Doğru. Ama o hasta sayısında artma olmayacak. Belli bir zaman sonraki yine bir iki hafta gibi süresi oluyor genelde onun da. Yavaş yavaş azalma görülecek. Ama biz tekrar söylüyorum. Şimdi bunları anlatırken tüm yetkililer de bunu söylerken aynı şeyi söylüyoruz. Her gün bir kanalda bilim kurulu üyesi, enfeksiyon doktorları bizler konuşma yapıyor. Sayın Bakanımız da bunu ifade ediyor. Bakın sayılarda artma yok. Çok güzel, iyi oradayız. Ama vatandaşlarımızın hiçbir şekilde rehavete katılmaması lazım. Çünkü bazen biz pratikte sahada görüyoruz. İşte bana dönenler oluyor, telefonda konuştuğumuz kişiler oluyor. Ya hocam ölü sayılarında artma olmuyor. Sayılar iyi. Tamam biz bu işi kurtardık, iyi gidiyor. Kesinlikle bu değil. Daha şu anda tamamen tedavisi geçmemiş. Şu anda daha hiçbir semptomu olmadan COVID pozitif olan, hala COVID pozitif olup temas izolasyonları tamamlanmamış kişiler var sahada. Bu süreci biz bu sıkılıkla takip etmemiz gerekiyor. Hiçbir paniğe kapılmadan, aynı zamanda hiçbir rehavete kapılmadan, şimdiye kadar uygulanan bu sosyal temasa, mesafeye ve izolasyona uyaraktan en azından pik noktasına gelmesini, ki bu Mayıs'ın başları gibi belki ilk haftasında bulabilecek. Sayılar bilmiyoruz bugün sayılar nasıl çıkacak. Hı hı. Sonrasında platosu ve inşallah Mayıs sonlarına doğru da yavaş yavaş bu hastalığı yenmeyi düşünüyorum. Hı hı. Böyle olacağını da umut ediyorum açıkçası. Şimdi 3-4 dakikamız var Atakan Hocam. En çok da
Tabii dünya liderlerine baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımız olsun, işte en çok konuşulan liderlerden bahsediyorum özellikle. İşte Trump, yine aynı şekilde işte Avrupa'da Merkel olsun, işte Macron olsun, Rusya'da Putin olsun. Kendi ülkeleri ve dünya adına da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz de elimizden geldiği kadarıyla dünyaya da bir yandan kendi sorunlarımıza uğraşırken dünyaya da yardımlarımızı esirgemiyoruz. Birçok ülkeye yardım gönderdik. Sağlık malzemeleri gönderdik, tıbbi malzemeler gönderdik. Şimdi şunu söyleyeceğim. Trump biliyorsunuz dedi ki yaz ayları gelince işte bu sıcaklıkla birlikte bu virüs zaten ortadan kalkacak, grip nezle gibi bir süreci. Böyle bir hafife alan bir açıklama yaptı bir devlet başkanı. 400 milyondan fazla bir ülkenin ve dünyanın küresel anlamda lideri olan bir ülkenin başkanı bunu söyledi. Ve dünyada şu an herkes gözünü Amerika'ya çevirmiş durumda. Vaka sayısı 600 bini geçmiş durumda. Ölü sayısı 27 bin ve bu daha da giderek artacak gibi öyle gözüküyor. Ne dersiniz ya bu herkes yaz aylarının gelmesiyle birlikte, havaların ısınmasıyla birlikte sanki daha rahat bir süreci atlatacağız ve sanki Covid-19'u yeneceğiz diye bir düşünce de var. Kişisel kanaatiniz nedir? Böyle bitirelim. Önce şunu söylemek isterim. Bakın Sayın Sağlık Bakanımız her akşam zaman ayırıp telefonda hem ülkeyi bilgilendirip hem de çıkan sonuçları bizle paylaşıyor. Hı-hı. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız ulusa sesleniş konuşmayla mutlaka televizyonlarda çıkıp bilgilendirip ve bu işi direkt sahiplendiğini gösteriyor. Hı-hı. Bu kendilerinin bu konuda ne kadar dikkatli olduğunu ve bu konuya önem verdiklerinin göstergesi. Bakın biraz evvel sizin haberlerinizi de dinledim. Dün itibariyle Amerika'daki ölü sayısı 2410. Bir çok günde. Yüksek bir rakam. Bir günde. İran Sağlık Bakanı'nın yanlış hatırlamıyorsam dün olabilir. Yanlış olabilir de bu. Test sayısının yetersiz olduklarını ve yeterince test yapamadıklarını ve bu yüzden de COVID pozitif hastaları test edemediklerini söyledi. Kendilerinin bizzat ağzındaki açıklaması bu. Siz eğer test sayısını iyi tutamayıp hasta tespit edemezseniz, demin sizin dediğiniz gibi nasıl olsa yaz gelecek, biz bunu yeneceğiz deyip önlemleri iyi almazsanız ortaya çıkacak tablo burada. Ben yine sizin ekranınızdan bir programa bağlandığımda bu sayı 1 milyondu dünya genelinde, bakın bugün 2 milyon. Ve Amerika'da çok kısa sürede, evet Amerika'da şu anda hani bir ara Wuhan konuşulurken sonra bir İtalya gündem olmuşken şu anda Amerika gündemde kayıp olan hastalar sayısında. Bu işin ne kadar ciddi tutarsanız, önlemlerinizi ne kadar alırsanız, tüm ülke birlik olarak yöneticisinden en alt kademesine kadar, bizlerden tüm çalışanlara kadar, herkes bu işi ucundan tutarsa, sıkı tutarsa bunun önünü alacağız. Kesinlikle şunu söylemek istiyorum. Yaz geliyor bu bitecek demek doğru bir şey değil. Çünkü hastalık kişiye bulaştıktan sonra, kişi bunu taşıyıcı olduktan sonra yazın da bu enfeksiyonu bulaştırması söz konusu. Bizim burada hastalıklı kişileri bir an önce tedavi etmemiz, hastalığa yakalanları bir an önce izole etmemiz, hastalıklı kişilerle temas edenlerin bir an önce filyasyonları yapılıp onların da önlemlerini almamız gerekiyor. Buradaki esas hiç yaz, tabii ki önümüz yaz, hepimiz yazı bekliyoruz. Biliyorsunuz karanlık günlerin arkasında güzel güneşli günler var. Bunlar da bizi bekliyor. Hepimiz inşallah Allah'ın izniyle güneşe çıkacağız, dışarı çıkacağız. Ailelerimizle birlikte olacağız. Onlarla birlikte yine pikniğe gideceğiz. Onlarla birlikte yine tatillerimizi yapacağız. Ama biraz sabır etmek, biraz inanmak ve biraz da bu sürecin içinde tüm ülke kol kola verip birbirimize destek olmamız gerekiyor. Bu birimizin sorunu değil. Bu tüm ülkenin sorunu. Bu ben hasta değilim demek değil. Eğer kişi kendinde hastalık taşıyorsa mutlaka kendini kollamalı, korumalı, izole etmeli. Çünkü bir kişide oluşacak hastalık çok kolay bir şekilde 5-6 kişiye yayılabiliyor. Bakın şunu yaşadık. Şöyle kendi ya, bitirelim hocam. Evet, son cümlenizle bitirelim. Son cümle. Hiçbir semptomu olmayan COVID pozitif hasta, bulaşı olan kişilerin yoğun bakıma girdiği, yoğun bakımda entübe olduğu ve tedavi olduğu biz pratikte yaşadık. Bu çok ciddi bir tablo. Bu yüzden tüm bizi izleyenlere şu anda söylüyorum. Biz tüm sağlık çalışanları 24 saat boyunca hizmetinizdeyiz. Elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Lütfen herkes evde kalarak bu çarenin, bu savaşın içinde destek olmasını istiyorum. Bu bizim hepimizin birebir bireysel sorunumuz. Peki.
Atlas Üniversitesi öğretim üyesi, genel cerrahi uzmanı Doktor Atakan Özkan. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Başarılar diliyoruz size. Ben çok teşekkür ederim. İyi akşamlar ve iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, değerli izleyenler, kuşağı bitireceğiz ama ekonominin notlarına bakalım.